Sayın Başkan, değerli vekiller, Yüce Meclisi ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Bakan, Türkiye deprem ülkesi olduğunu herhalde sizler de biliyorsunuz. Naci Görür hocamız açıkladı. Ülkemizdeki riskli şehirleri tek tek isimlerini saydı. Deprem hazırlık için ne yaptığınızı merak ediyorum. Afet yasa çıkardınız, mülkiyet tartışması doğdu. Riskli alanları tamamen rezerv alanı ilan ettiniz. Ettiğinizde planlama yetkisini de siz aldığınızda insanların mülkiyet hakkını gasp etmeyeceğiniz konusunda sizden burada söz istiyoruz. Buradan 81 milyona güvence vermenizi bekliyoruz. Çünkü herkes endişeli. Deprem ve afete ile mücadele eden kentlerin kıymetli yerlerini göz diktiği endişesi hepimizde hakim. Afet ve deprem konusunda bari rant hesabı yapmayanınızı bugün bu yüce mecliste ekranlar karşısındaki vatandaşlarımıza bir açıklayın. Vatandaşlarımız bu sözü duysun. Evet, ülkemiz iklim değişikliği ve buna bağlı gıda üretimi açısından riskli ülkeler arasında bulunmaktadır. Buna karşı bakanlığın gerekli önlem almamış olması ülkemizi gıda kriziyle baş başa hale getirmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun 10 Aralık 2023 raporuna baktığımızda dünyayı bekleyen tehlikeleri çok net bir şekilde açıklamıştır. 2022 yılında 738.9 milyon vatandaşımız insan açlıkla karşı karşıya kalmış. 2.4 milyar insan da orta ve ciddi düzeyde yoksulluk krizi içerisinde. 3.1 milyardan fazla insanın da sağlıklı besine erişim sağlayamadığı görülmektedir. Yoksul kesimlerin proteinli gıdalara erişimi zorlaşmış. Bu yüzden ülkemizde çocuklarımızın kansızlık ve boy kısalığıyla görüldüğü sağlıkla ilgili yapılan araştırmalarda bizzat tespit edilmiş. Sera gazı emisyonları sebebiyle ortaya çıkan küresel iklim değişikliği gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Yetersiz beslenme ile mücadele etmek, gıda güvencesini ve herkes için gıda hakkını savunmak açısından Türkiye tarımının tekrar yapılandırılması gerekmekte. İklim değişikliğine uygun yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. Çeltik üretim yöntemleri ve toprak işleme uygulamaları gibi tarımsal yöntemler yenilikler izlenmeli. Aralıklı drenaj ve toprak işlemesiz tarım gibi akıllı tarım tekniklerin uygulaması önem kazanmaktadır. Küresel ortalama sıcaklığında her bir santigrat derece arttığında buğdayda verimi %6, mısırda %7.4, pirinçte %3.2 verim düşüklüğü ortaya çıkmaktadır. Yine bakınız, hükümetler arası iklim değişiklik panelinin tahminlerine göre 2050 yılında 3 derecelik sıcaklık artışı %25-30 verim düşüklüğüne sebep olacaktır. Şimdi buradan sayın bakanlara soruyorum. Acaba iklim değişikliği ile ilgili ne yaptınız? Artoya koyun diyoruz. Ama sizin yaptığınız tek bir şey var. FAO diyor ki iklim değişikliğine karşı ağaçlandırma, yeniden ormanlaştırma, toprak ve ekosistem restorasyonu gibi karbondioksit giderme önlemlerini önermekteyken ama AK Parti iktidar ne yapıyor? FAO diyor ki ekosistem, siz ise rant sistemi diye bayırıyorsunuz, aykırıyorsunuz ve her yeri rant açıyorsunuz. Geldik, toprağı değil talanı esas kılmışsınız. Yani sizin aklınızda ekosistem yerine talanistan var, talanistan. Ülkemizi talan alanı çevirdiniz, madencilere talan ettirdiniz. Şimdi gelelim, ciğerlerimizin söküldüğünü hep beraber görüyoruz. Bu halkı nefessiz bırakıyorsunuz ve Kanadalı altın madeni şirketi Alamos'ta, Alamos Gold, Kaz Dağları'nın balaban ve kiraz mevkinde 45.650 ağacı keseceğini belirtti. Kaz Dağları neredeyse benim kafam gibi tele döndü. Yani Kaz Dağları'na vurduğunuz hançer ile 350 bine yakın ağacı katlettiniz. Siz ağaç katili olarak, evet ağaç katili birlikler olarak tarihe geçeceksiniz diyorum. Bu yılda Akbelen'deki insanlarımızı, evet dinlemeyip oradaki ağaçları talan ediyorsunuz. Niçin? 4 yıl kömür çıkaracaksınız ama yaklaşık 100 yıllık ağaçları talan ediyorsunuz. Yani geçmişimizi yok ediyorsunuz sadece 4 yıl için. Bakınız zeytin ağaçlarını kestiniz. Bugünlerde zeytinyağının fiyatı 5 liraya yaklaştı Sayın Bakan. Bundan haberiniz var mı? Sizler geceleri rahat uyuyabilirsiniz ama biz uyuyamıyoruz. Vicdanlarınızı, sesini de mi duymuyorsunuz Sayın Bakan diye buradan sesleniyorum. Kendi vicdanınızı biraz sansür uyguluyorsunuz. Ağaç talanı yapanlara teşvik veriyorsunuz. Ya utanmıyorsunuz, utanmıyor musunuz? Talan ediyor, siz ona kalkıp teşvik veriyorsunuz. Bakın YK Enerji'ye 2018-2023 yıllarında 1 milyar 14 milyon 331 bin lira teşvik verdiniz. Yazıklar olsun sizlere, yazıklar olsun. Evet.
Bu firmalar ağaç kesiyorlar, ağaç kıyımı yapıyorlar. 80 yaşında olanlar var. Bunlar karbondioksiti en iyi şekilde asimile edecek ağaçlar olmasına rağmen onların katline izin veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ağaç dikecekler. Ya 180 yıllık ağacın tuttuğu karbondioksitle yeni dikecek ağacın tutacağı karbondioksit aynı mı? Dünya ters aya gidiyor, siz ise tersine gidiyorsunuz burada. Yine bakınız, meteoroloji eve geldiğimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz güzel çalışmalar yapıyor ama kurumlar arasında maalesef istişare yok. Bakınız, geçtiğimiz yıllarda kendi ilimde Çorlu tren katliamı oldu. Meteoroloji ile diğer kurumlar, ulaştırma ve diğer kurumlar irtibatlı olsaydı belki o gün olmayacaktı. Onun için diyoruz ki çiftçilerimizin sesi, sel, doğum, kuraklık ve doluya karşı uyanmak ve ürünlerin ziyanını önlemek açısından meteoroloji önemli ama koordinasyon da önemli. Evet, ülkemiz bir de su sorunu açısından fakir bir ülke. Tarım Bakanımız bunu ifade ediyor. Bu yüzden yağmur asıl olarak adlandıran yağışla yüzey akışına geçen suyun biriktirilip kullanılması için gerekli çalışmaları yapmanız gerekiyor Sayın Bakan. Tarımda güneş enerjisinin kullanımına dönük altyapı hazırlanmalı, erozyon önlenmeli, doğrudan ekim yöntemleri teşvik edilmeli, iklim değişikliği araştırma ve uygulama enstitüsü kurulmalıdır. Tarımda akıllı sulama sistemleriyle fazla su tüketimini engellenmelidir. Bu uyarı ve önerileri sözlerime son verirken Yüce Meclisi ve ekran başındaki tüm vatandaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun diyorum ama inşallah bu söylemlerimizi de kulak arkası yapmazsınız diyor Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum.